Evet, İngiltere'de kurulan sağlık kuruluşu olduğunu dair bir bilgi aldım. Evet. Evet, doğru. Bu kuruluşun beynimizdeki çiplerle ne alakası var, ne bağlantısı var ya da böyle teoriler nereden geliyor? Tabii bunların hepsini konuşacağız. Bu arada kitaplarınız nasıl gidiyor? Konuya girmeden önce kitaplarınızı merak ettim. Evet, gayet iyi gidiyor. Havas'ta, Havas Neyden romanımda zaten Tavistock'tan bahsediyorum. Rahmetli Aytür Çalıntıdal Türkiye'de evet. bahsetmişti Tavistock'tan. Evet, şöyle Ya göstereyim. oldukça önemli bir kurum. Evet, Havas'ta geçiyor. Bugün konuşacağımız Sizin gibi işte, evet, Asena'da son romanım. Bugün konuşacağımız gibi hani Tavistock'un hem kuruluş mantığı hem kuruluş aşamasını orada işte ben de Sigmund Freud ve Carl Gustav Jung'un arasında bir konuşma olarak geçirdim. Tabii oldukça şey, yani üzerine çok fazla komplo teorileri yurt dışında da var. Ama dışarıdan aslında normal bir think tank kuruluşu. Dünyada bu tarz kuruluşlar var. Bunlar işte şöyle, Tavistock'un çıkış mantığı bu dünya savaşlarından sonra şey oluyor. Yani travma geçiren askerleri nasıl iyileştirebiliriz diye kafa yoruyorlar ve Freud'u benimsiyorlar. Bu arada hemen şeyi göstereyim. Tavistock binasının şurası dışı. Tavistock. Bu da Sigmund Freud. Binanın dış tarafında böyle bir heykeli Evet. Güzel. var. Yani psikolojik Şurada bir kurum aslında. Yani evet yani psikoloji, psikoterapi bu tarz amaçla kurulmuş bir kuruluş. evet yani esas mantık dediğim gibi çıkış noktası o. Yani askerde çok ciddi stres altında kalan, travma geçiren askerleri normal yaşama adapte edebilme. Burada yaptıklarıyla bu kişi Wilfred Bion. Bu kişi, bu da onun hakkında bir kitap. Ondan sonra hayatı 1897 ile 1979'da yaşamış birisi. Tavistock'un esas kurucularından bir tanesi. Onun ilham aldığı kişi de Sigmund Freud. Şöyle, resmi olmayan hikayeye göre Tavistock dükü var. Tavistock dükü işte, bu kişi böyle böyle bir şey, bir proje sunuyor ve Tavistock dükü de şey diyor, yani benim böyle bir yerim var, burada yapabilirsiniz bu şeyleri diyor, hizmetleri. Ve Tavistock'a o yer oluyor. Klinik bu. O mantıkla başlıyor. Ve askerler üzerinde bunun çok işe yaradığını gördükten sonra Arzu Hanım, bu durumun şey yapıyorlar. Yani bunu biz toplumlara da uygulayabilir miyiz diye. Yani toplumları hatalı, nasıl diyeyim, toplumun arazide olduğunu düşünüyorlar genel ekseriyetle. Hani biz bugün işte bazı televizyon kanallarında görüyoruz ya, böyle garip garip işte suçlar işleniyor, onlar çözülüyor. Orada çok garip insanlar görüyoruz. Hani böyle insanlar da varmış diyoruz. Bu kişiler de toplumun ekseriyetinin o şekilde olduğunu düşünüyorlar. Şey diyorlar, yani bu toplumu, organizasyonları, insanları nasıl yönetebiliriz? Burada da yani yine komplo teorisi gibi olan bir durumda Tavistock denen bir madde var. Rahmetli Aytunç Altındal söylerdi. Tavistock maddesi böyle bir bitki, ama o şey olduktan sonra, işlemden geçirildikten sonra sıvı hale geliyor. Bizim bildiğimiz LSD vardır, duymuşsunuzdur. LSD'nin kökenini teşkil ediyor Tavistock maddesi. Böyle tatsız, kokusuz bir şey ama insana işte halüsinasyonlar gördürebiliyor. Ondan sonra başka bir gerçekliğe seni taşıyabiliyor. Bu Tavistock maddesinden geliyor aslında kurumun ismi de. Yani hem yer hem de o maddeden geliyor. Bu kişiler işte dediğim gibi bu insanlar üzerinde başarılı olduktan sonra biz bunu toplumlara, bu kontrol durumunu toplumlara uygulayabilir miyiz diyorlar. Aslında Yani amaç tamamen toplumu kontrol etmek ve gözetim altına almak. Yani bir disipline sokmak gibi bir şey. doğru Arzu Hanım, buna yani şöyle de bakabiliriz. Eğer bunlar kötücül niyetlilerse eğer, yani biz bu akılsız insanları kontrol altına alıp çalıştıralım gibi bakmış olabilirler. Nitekim
İngiltere'nin tarihine baktığımızda, onların sömürgeci tarihine baktığımızda böyle bir durumla karşılaşabiliriz. Lakin onların gözünden bakarsak, işte insanoğlunda, işte günümüzde mesela birçok kişi işte depresyondayım, o bu diyor. Yani depresyon ilaçları çok fazla kullanılıyor. İnsanoğlunu kendinden koruduklarını söylüyorlar bu zihniyetler. Daha önce de işte hani mesela masonlardan bahsetmiştik ya, üst düzey masonlarda da yine aynı yaklaşım vardır. Yani insanı insandan koruyorlar bunlar. Ve biz bunları nasıl daha insanların hayvani güdülerle hareket ettiğini düşünüyorlar çoğunlukla, ekseriyetle. Dolayısıyla nasıl kontrol edebiliriz diyorlar bu hayvani güdüleri. Onlar da tabii bizdeki tasavvuftaki gibi mertebelere tabii tam şey değiller, onlara vakıf değiller. Ama insanoğlu ekseriyetle kontrolü nereden yaparsın? İşte reklamcılık ve PR'da pazarlamanın temelini teşkil eden işte cinsellik, yiyecek, eğlence. O yüzden insanları bu şekilde kontrol edebilirsin durumu var onlarda. Dolayısıyla bu maddeyle de bu kontrolü daha rahat yapabiliriz diyorlar. Şöyle bir şey de var. Elinde bu kurum diye diyebiliriz yani. Hani bu hani sosyal medyada gezen belli bir güç, aileler, güçler, elit tabaka var. Onların kontrolünün altında diyebilir miyiz bu kuruluşu? Yani tabii. Şöyle Arzu Hanım, ya sonuçta bu bir think tank kuruluşu. İngiltere'de Chatham House vardır. Onun gibi bir think tank kuruluşuna dönüşüyor zaman içinde. Yani bir Tavistock Klinik var ama daha sonra burada sosyal hem yani bütün toplumları inceliyorlar, şirketleri inceliyorlar. Bunlar aynı zamanda şirketlere de yani danışmanlık yaparlar. Haliyle böyle şey, ben böyle kuruluşları işte initiative dedikleri bu tarz yapılanmaları destekleyen kişiler yani zengin aileler oluyor. Ama bunlar şey dediğim gibi yani düşünce kuruluşları. Haliyle bu düşünce kuruluşlarını da kendi ülkelerinin menfaatine kullanıyorlar. İşte Chatham House dediğim gibi vardır. Ondan sonra Rand Corporation vardır. Bunlar bu şekilde analiz yaparlar. Bunların mesela yaptığı şeylerden bir tanesi. Bakın şu kitabı göstereyim. Bu, evet. Bu Dr. John Coleman'ın kitabı. Eski bir kitaptır. Tavistock Enstitüsü'nün insan ilişkilerine dair. Bakın alt başlığı çok enteresan. Ruhsallığı, spiritual yani spiritualiteyi, kültürü, politikayı ve Amerika'nın ekonomik düşüşünü şekillendirmek. Kitabın şuradaki alt başlığı bu. Burada şeyler var bakın işte. Kurucular. Yine Amerika'nın şeyleri. Amerika'daki think tank kuruluşlarının aslında bir nevi şeydir bu. Yani nasıl diyeyim, düşünce babasıdır gibisinden. Bu Dr. John Coleman ünlüdür. Bakın altında da tanıtımını şey diye yapmışlar. 300'ler komitesi işte bu hani komplo teorisyenlerinin dedikleri var ya, bu işte Illuminati 300'ler komitesi falan, o kitabın yazarı. Hani Türkiye'de bugün konuşulan durumların arkasındaki kişi bu Dr. John Coleman, o anlatır. Amaçları yani şekillendirmek. Bakın ruhsal dünyadan başlıyorlar. Spiritüel dünyayı şekillendiriyoruz diyorlar. Burada Amerika'da hani en çok aklımıza gelen, bakın Amerika'daki spiritüel dünyayı şekillendirmelerinin sonucunda olan 60'lardaki hippie akımı. Bu akım, bakın şu an hani günümüzde de böyle yurt dışında bu tarz benzer festivaller var biliyorsunuz. Çok evet. Oraya gitmek çok cool bir durum. Çok özgürsün. Özgürlük. Dikkat edin mesela geçen Netflix'te hemen mesela bir işte hanımefendi ya da beyefendi özgürlük dediği anda bir sonraki kare bir barda. Ya da bir sonraki kare işte denize çıplak atlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani özgürlük anlayışı bu şekilde şekillendiriliyor. Burada işte 1960'ların Amerika'nın çok ünlü hippie şeyi. Şu an bizim şu an kişisel gelişim dünyasındaki konuşulan her şey bu 1960'larda
bu arkadaşlar tarafından konuşuluyor. LSD eşliğinde. LSD ne? Bu Tavistock maddesinin Amerika tarafından, yani bunlar faydasını görüyorlar bu kontrolde, Amerika tarafından topluma dağıtılıp bir proje haline getirilmesi. Yani hippiler, işte o zaman Pink Floyd, hatırlarsınız. Bütün o şarkı sözleri de, yani şu şekilde anlatayım. Bir düşünce, bir kavram ortaya koyuyorsun. Özgürlük kavramı. Bu o kadar havada bulut ki bunun içini yüklemlendirmek gerekiyor. Doldurmak gerekiyor. Nasıl dolduracaksın? Özgürlük işte otoriteye karşı çıkmaktır. Nedeninin bir önemi yok. Yeter ki otoriteye karşı çık. Özgürlük nedir? İşte kimisi bunu işte şeye götürüyor. Tamamen işte giysisiz, hiçbir giysi giymeyelim. Ondan sonra ve özgürlük, beyni de özgürleştirelim. Nasıl özgürleştirelim? İşte az önce bahsettiğim LSD deneyleri yapılıyor. Bu önce Amerika'daki askerlerde yapılıyor Arzu Hanım. Onlarda belli etkiler gösteriliyor. Bu spiritüel büyümeye de farklı bir gerçekliğe geçiriyor seni LSD. Çok ufak miktarlarda, çok yani resmi olarak bunun deneyleri yapılıyor. Sonrasında LSD'nin işte şey olduğu, yani çok fazla faydaları gözüküyor ama sonrasında kişilerde psikoza ve intihara götüren durumlar gözlemlendiği için Yani bu şamanların içtiği bir ot vardı. Neydi? Ayahuasca. Ayas? Ha, evet, onun Ayahuasca. içtiği Evet, aynen öyle. mi? Tavistock maddesi de çok benzer bir şey zaten. Ayahuasca da aynı o şekilde. Bu tarz deneyimlerini yaşadıklarında kendilerini daha özel hissediyorlar haliyle. Yani birçok kişinin yaşamadığı bir deneyimi yaşıyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Daha özel olmuş oluyor kişi. O yüzden hani 60'ların Amerika'sında kimileri bu gençliği över ama topluma kattığı aslında çok bir şey yoktur. Tamamen şeydir yani, yitip gitmiş derler Amerikalı bazı entelektüeller. Amerika'nın aslında o dönemde yitik giden yılları gibisinden böyle konuşulur bu durum. Şu şekilde yapıyorlar, dediğim gibi askerlerden sonra bir özgürlük kavramı oluşturuyorlar. Özgürlük kavramı tabii ki var ama onu farklı bir şekilde yüklemlendiriyorlar ve bu hippiler oluşuyor insanlarda. İşte bu şekilde özgür olabilirsiniz gibisinden. Sonrasında tabii medya ellerinde olduğu için haliyle işte müzik endüstrisi şu anda da, yani hala daha öyledir. Konuşulur bunlar. Oradaki önemli olan müzikte yapılan, hani daha önce de biraz konuşmuştuk ya, büyü nasıl yapılıyor diye. Büyü bilinçaltına yapılan telkin. Müzikle beraber Pink Floyd'un sözlerine bakarsanız bu arkadaşların giyimlerine kadar o müzikler şekillendirmiştir. Yani ilk başta o kavram, belli kavramlar, işte özgürlük, işte hippie olma, ondan sonra kendilerince Nirvana'ya ulaşma, Nirvana kavramları falan, Nirvana hatta grubu da var biliyorsunuz, Nirvana. Hepsi aynı proje dahilindedir. Yani neden bunu anlatıyorum? Tavistock dediğimiz kurumdaki birkaç kişi bu az önce anlattığım projeyi düşünüyor Arzu Hanım. Biz diyor bunun testini yapalım. Böyle bir kavram oluşturalım. Bakalım bunu işte en, yani az akıllı olan kim var ve çok nüfusu olan diyelim. Değerlerine çok bağlı olmayan kimler var? Karışık herkesi, yani farklı gruplardan, farklılıklardan hangi yapı var? Amerika var. İngiltere'nin zaten arka bahçesi. Dolayısıyla orada bu hippie gruplarla işte Nirvana'ya ulaşmak, özgürlük, kişisel gelişim gibi kavramlarla LSD kafasıyla beraber, o zaman şey onlar, yani kimisi LSD de direkt kullanıyor ama LSD benzeri şeyler de kullanıyorlar. Ondan sonra işte o özgürlük hissiyatıyla beraber Nirvana'ya ulaşıyorlar. Buradan tabii bu proje başarılı olduktan sonra biz bunu diğer ülkelerde de deneyebiliriz. Tabii her ülkede bu kendine göre şey buluyor, yer buluyor. Ondan sonra her ülkeye göre bunu ufak tefek motive ediyorlar. Her ülkeye göre ufak dokunuşlar yapıyorlar. Ve sonucunda işte kaybolan, yitip giden bir Amerika görüyoruz. Şu an işte Amerika'nın ne kadar Her içinin boş ülkeye olduğu konuşuluyor. ufak dokunuşlar
derken bunu kitap aracılığıyla mı yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Yani TV yayınlarla mı, medyayla mı, müzik Bütün hepsi, bütün aracılığıyla hepsi. mı, ne yapıyorlar? Bütün hepsiyle Arzu Hanım. Yani bu büyük bir proje. Biz sizle oturup düşünüyoruz. Tamam mı? Evet. Yani Kitlelere nasıl bir ulaşabiliriz? Öncelikle birinci sırada sanırım sanatçılarla, yani popüler sanatçıların söylediği müziklerle aklıma geliyor şu an. Kitap aracılığıyla olabilir. bunun bir sıralaması yok. Bu topyekün bir durum oluyor. Yani topyekün, ama önce entelektüel dünyada başlar bu. Yani önce bir müzisyenle başlamaz genel olarak. Önce bir entelektüel, örneğin bir köşe yazarı bununla ilgili bir şeyler yazmaya başlar sürekli. Sonra haberlerde biraz konuşulmaya başlar. Yani entelektüel bazı sanat programlarında diyelim konuşulur. Sinema dünyasında biraz şey olur. Yani müzik, ondan sonra yavaş yavaş önce o kavram oluşturulur. Sonra o kavramın içi doldurulur. Onların istediği bir şekilde. Ama önce o toplumun elitleri kimler? İşte diyelim Arzu Hanım. Ben önce Arzu Hanım'a o kavramı sürekli söyleteyim. Mesela benim bu aralar çok tekrar ettiğim bir medeniyet tasavvuru, iki kelimelik bir kavramdan bahsediyorum. İnsanlar şimdi belki de bunu merak edip araştırabilirler. Yani iki kelime ama altta bir sürü açılım oluyor. Siz bunu tekrar ettikçe, ha böyle bir şey varmış, bir bakalım diyelim, ona bakıyorlar. Bununla alakalı bir kursa denk geliyorlar. Sallıyorum yani, ya da bir şeye, bir köşe yazısına, ha ben bunu burada görmüştüm. Sonra bununla alakalı ondan sonra bir şarkı sözü, bir şarkı popüler oluyor diyelim. Yani Amerika'da işte Pink Floyd, işte Beatles, İngiltere'de Beatles tabii bu işin başını çeker. Mesela daha önce Aleister Crowley'i konuşmuştuk ya, bu hani üçgen şapkalı adamı. Beatles'ın bir albümünde biliyorsunuzdur, onun resmine yer vermişti. Yani neden Beatles'ta majiyi tabii kullanmıştır. Onlarda çok enteresan, hatta komplo teorileri vardır Arzu Hanım. Beatles'ın o plak kayıtlarında özel kelimelerle o plak kayıtlarının işte arka tarafına onu işlerler. Bir nevi büyü yaparlar gibi. Ayinlerle plak kaydı doldurulduğuna dair böyle komplo teorileri vardır. Ama realde dediğim gibi, yani önce kavramı oluşturursun. Özgürlük. Dolayısıyla bugün bir işte bizim ülkemizden bir genç Netflix izliyor. Özgürlük kavramını, işte izlediği dizilere bakıyorum ben. Ne yazık ki 2x hızda izlemek zorunda kalıyorum yani takip etmek için. Bakıyorum hemen özgürlük kelimesi geçtiği anda bir sonraki kare, bir saniye sonrası işte çıplak iki kişi denize atlıyor. Mesela özgürlük. Bir sonraki sahne işte alkol alınıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir sonraki sahne iki erkek yataktan kalkıyor. Neyse, hani özgürlük kavramını bu şekilde dolduruyorlar. Özgür nedir? Özgürlük işte yarı çıplak dans etmektir mesela. Kafamızdaki, yani özgürlük kavramlarının nereden oluştuğunu düşünün mesela. Benim aklıma yabancı bir film vardı, Özgürlük. Adam böyle işte kafayı yiyor falan. İrlanda'da yanlış hatırlamıyorsam. Kevin Kline'ın oynadığı bir film. Filmin ismini hatırlayamadım. İşte artık özgür olacağım diyor. Böyle işten kafayı yiyor ve sonra işte evinin çatısına çıkıyor ve rüzgara karşı, affedersiniz, tuvaletini yapıyor gibi. Özgürlük mesela uzun zaman benim kafamda hep o sahne vardı. Dikkat edin, o sahnelerde özgürlük algısı, özgürlük Aslında böyleymiş diye evet. Yani düşünüyorsun. çocukluğundan itibaren nasıl bir hayat yaşadıysa, nasıl bir çocukluk yaşadıysa özgürlük kavramı ona göre gelişiyor. Kişiye göre değişiyor aslında bu. Yani çok sınırlı bir hayatı olan bir kişinin özgürlük kavramı nedir? İşte söylediğiniz gibi bir barda ya da bir denizde çırılçıplak yüzmek gibi. Ama hani geçmiş bir bilincin özgürlük kavramı bence, yani şu an aklıma geldi, yapabilecekleri varken onu yapmamaktır. Yani bir insanın birçok özgürlük alanı, özgürlük çıkarayım, yapabileceği olaylar varsa ve bunu zaten idrak şuuruyla yapmıyorsa, bana kalırsa özgürlük alanı budur. Katılır Ne mısınız mesela, katılmaz sizde mısınız? özgürlük deyince aklınıza ne geliyor? Birçok şey gelir. Yani Yani somut olarak ne geliyor? Nasıl somutlaştırabilirsiniz? Mesela somutlaştı. benim mesela empati yeteneğim hani yüksek olduğu söylenir. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Özgürlük kavramı diyelim,
sizin için açık havada tango yapmak olabilir. Tango yapıyorum diye bunu aklına git, aklınıza getirdiniz. Yani yıldızlar altında açık havada bir tango yapmak özgürlük kavramınız içinde yok, olabilir mesela. Somutlaştırdığımız zaman. Yani günün herhangi bir saatinde gökyüzüne bakmak da benim için özgürlüktür. Yani somutlaştırdığınızda aklınıza gelen durum o, doğru evet. mu? Gökyüzüne güzel. Ya da bir diğer verdiğim örnek özgürlük olarak o düşünmüyorum. Sanki benim zihnim öyle çalıştı. Hani yapılmaması gerekeni yapmanın özgürlük olduğunu zannedilmesi gibi. Ha, yapılmaması gerekenin yapılması. Evet, yani, anladım. Söylediğimiz örnekler öyle değil mi? Şimdi kimse soyunup yıldızların altında tango yapmaz. Hani belirli tabii psikolojide olanlar dışında ya da işte, yani çıplaklar kampı falan vardır. Onlar da özgür olduklarını düşünürler. Yani bu kalıpların dışında toplumun kuralları dışında yapılmış bir şeyi yapmak özgürlük olarak nitelendirilebiliyor. Evet, yani şey, toplumun kuralları nedir? Bakın mesela buradaki verdiğimiz netlikteki... Bir toplum kuralıdır. Yani soyunup dışarı çıkamayız sonuçta, öyle değil mi? Evet ama bakın elbiseler yıllar içerisinde ne kadar değişti. O ayrı, uzar, kısalır, genişler, daralır, o farklı. Ama tamamen elbiseyi çıkarıp çıkmıyoruz. Öyle değil mi? Bu bir kuraldır. Bilmiyorum ben, yani modanın gelişimine baktığımda çok uzadığını görmedim, çok denk gelmedim. Bazı çok kısa dönemlerde, ama 1920'lerdeki şeylere bakıyorum son dönem. Hollanda'daki, işte Almanya'daki, İngiltere'deki görüntülere bakıyorum. Şimdi bakıyorum İngiltere'ye mesela. Arada bayağı bir farklılık var. Yani elbise uzayıp kısalmamış, elbise kısalmış. Dolayısıyla her şey böyle özgürlük anlayışı, dediğim gibi farklı bir şekilde konumlandırılıyor. Ama işte mesela alkol alma özgürlüğü var, ama alkol aldıktan sonra başkalarının özgürlüğünü kısıtlama durumu özgürlük çerçevesinin dışına çıkıyor. Dikkat edin. O yüzden hani bu kavramlar oluşturulurken bu kişiler belli bir şeyi hedefliyorlar. İşte biz sizde dediğim gibi işte bir kavram oluşturuyoruz ve diyoruz ki sonrasında bu kavramı insanlara nasıl aktarabiliriz? Ha, benim işte gazeteci şu tanıdığım var, programcı şu tanıdığım var ve biz bir kere bunu yaptıktan sonra alt tarafta bu işi yapanların hepsi zaten o trend hale geldiği için ya diyorlar ki hocam işte şu konuyu konuşmayalım, bu konuyu konuşalım. Sağlıyorum, medeniyet tasavvurunu konuşalım ya da masonları konuşalım, neyse büyüyü konuşalım gibi. Yani o popüler olan kavramı konuşmak şey oluyor. Ama diğer kavram onların söylediği kavramı. Bizim şimdi Türkiye'de de Allah'tan bu tarz think tank kuruluşları kuruldu. Düşünen insanlarımız var. Biz de aynısını inşallah hani hem kendi ülkemizde hem onlarda yaparız yani diye düşünüyorum. Öyleyse bu örgütün, yani bu sosyal proje adı altında çıkan bu örgüt demek ne kadar doğru bilmiyorum da, aslında görünmez çip dediniz, aslında bunlar mı? Bu tüm söylediklerimiz. Evet. Çok güzel soru. Yani görünmez çip aslında bir metafor. Evet. Böyle bir şey tabii şu an biliyorsunuz Neuralink projesi olduğu için bazı arkadaşlar o yüzden belki yanlış anlamıştır. Görünmez çip, yani ufak bir çip beyne takıldı şu an. Bu şey yaptı onu. Neydi o? Bu şey var ya, Bill Gates'in değil de diğer kişi. Adamını da aklıma gelmedi. Tesla'nın sahibi olan Elon Musk. Evet. Elon Musk Neuralink projesinde onu yaptı. Yani görünmez bir çip değil ama engelli bir kişi şu an. İşte daha geçen gün onunla bir test yaptılar Arzu Hanım. O çiple beraber düşündüğü şeyi ekranla ortaya koyabiliyor. Çok enteresan. Neuralink şu an çalışıyor. Lakin bizim bu programın başında şey yaparken ne diyeyim ona? Başında konuşuyor bu arada. Efendim? Arkadaşlar da yazıyor. Allah'tan inşallah derken özgürlük konuşulmaz falan diyorlar. Ne demek istediğini anlamadım.
Yani şöyle demek istiyor galiba. Hani bazı kurallar vardır. Hani Allah'tan inşallah derken hani sınırlı hani din adı altına bazı kelimelerimize dikkat ediyoruz ya oralarda özgürlükten bahsedilmez demek istiyor diye algıladım. Ha, Kendisi olabilir. tekrar Yani söylese. dediğim gibi hani özgürlük tanımlanması çok kolay bir şey değil yani. Özgürlük üzerine ciltlerce kitap var. Evet. Olabilir. Yani esas olan bu şu an beyne çip takıldı. Ama biz zaten aslında yani buradaki beyindeki çipten kasıt neydi? Başka birilerinin bizim istemediğimiz şeyleri bize yaptırmış olma durumu. Yani Evet. beynine çip takılacak, koluna bir şey takılacak derken, bakın bu enstitülerin yaptığı, bu tarz kurumların yaptığı şey, işte ilk başta çok şeytani falan derler. Ondan sonrasında o şeytani diyenler de sıraya girerler genel olarak yani. İşte mesela bu kredi kartlarında gözüktü bu durum. İşte kredi kartları kullanılmadan önce işte bu şeytani deniyordu. Ya da işte sosyal medyada mesela Arzu Hanım gözlemlendi. Sosyal medya çok enteresandır. Yani kötü dendi ama şimdi bütün kötü diyenler kullanıyor. Dolayısıyla yani nasıl kullandığın önemlidir. O yüzden bu kişiler karar verirler ve sen istesen de istemesen de orayı kullanmakla zorunlu kalırsın. Yani sana bunu kullandırtırlar her türlü. Kimisi bunun farkında olur, kimisi olmaz. Yani şey de diyebilir miyiz? Şimdi kelimelerimi de doğru seçeyim. Hani bu sıvılar bir süre pandemi döneminde verilen sıvılar da ona benzer bir şey gibi mi? Tabii. Yani Tabii. Yani insanları şöyle, yönlendirmek. insanoğlu Arzu'nun bilmediği şeyden korkar her zaman. Dolayısıyla yani o dönemdeki o olay içinde bu tarz kurumların mutlaka ciddi planları yapılmıştır. Yani insanlar bunu öyle bir anlatalım ki insanlar bunu istese de istemese de yapmak durumunda kalsınlar. Yani orada artık korkuyu kullanır, endişeyi, kaygıyı, her türlü şeyi kullanırlar. Yani o yüzden bunlar hani böyle planlıdır bütün bu şeylerin hepsi. Allah'tan yani dediğim gibi Türkiye'de de think tank kuruluşları var. Türkiye'de artık bu tarz şeyleri yapıyor. Bu tarz tabii bunları oluşturabilmek için bunu yapacağın kişinin korkularını, hayallerini, kaygılarını, tüm yaşantısını bilmen gerekir. Yani mesela az önce sizle konuşurken benim sizinle alakalı özgürlük anlayışım başkaydı. Ama sizin kendinizle alakalı özgürlük anlayışınız başka. Bir beyefendi işte bir yorum yapmış. Onun özgürlük anlayışı bambaşka. Yani birebir yaşayarak gördük. Bu kurumlar derler ki biz öyle bir şey yapalım ki bunların özgürlük anlayışına göre bunu Arzu Hanım da aynı anlasın, Ayhan da aynı anlasın, o beyefendi de aynı şekilde anlasın. Yani toplu sürü psikolojisi. Evet. İnsan korkmaz gene Allah'tan dedi. İmam Hatip demişsin. Kerem Bey'i yayına alalım isterseniz. Bir şey anlatmaya çalışıyor ama tam anlayamadım. Ne Allah'tan dedi? İmam Hatip. Ben İmam Hatip mi değilim Kerem Bey? Evet. Onu yayına alabilir misiniz? Alın daha rahat sorsun. Olur, eğer gelmek isterse sorusunu alabiliriz yani. Gelmek ister çünkü yazıyla çok anlatamıyor herhalde. O yüzden belki konuşarak anlattı. Tam anlayamadım. Bana mı dedi İmam Hatip'li acaba size mi dedi? Ben Allah'tan dediğimi fark edemedim. Yani bir süre dinci kadın lakabım vardı ama İmam Hatip'ti diye yoktur diye düşünüyorum. Olabilir. Evet. Bu arada Bizim bu Tavistock söyleyemedim yine ya. Tavistock. Tavistock. Türkiye'de de böyle bir kuruluş var mı? Peki ben hani araştırmalarımda görmedim. Tabii, Türkiye'de de bu tarz kurum yani bir büyük bir toplumu başka türlü yönetemezsin. Bu tarz kurumlar olmadan yönetemeyiz. Yani mesela benim babamla dün sohbet ettik. Güzelbahçe'de Arzu'nun büyük bir sitede yönetici babam. Yani adamcağızın canı çıkmış. Yani işte yok havuz açılışı olacaktı. Oradan öyle ya dedim baba bak
İşte bayağı şey 500 şey mi ne var? Yani yapı var 500 tane. Dedim bak oranın yönetimi ne kadar zor düşün dedim. Hani ülke dedim nasıl yönetecek? Çünkü her kafadan bir ses çıkartılıyor. O Evet. yüzden şimdi özellikle belli iddialarda olan hani Türkiye için de bu tarz kurumlar olmadan olmaz. Var bu tarz kurumlar. O Evet. beyefendi katılırım demiş. Aldınız Evet. mı? Davet gönderdim. Henüz davetim sanırım kendisine gitmedi. Eğer o Tamam. bana İsmini gönderirse ben buradan ben ona... yakalayamadım da isterseniz Kenan Bey, Kemal Bey miydi? Kenan, evet. Heh, Kenan Bey. Kenan Tarhan, 0715. Evet, birisi evrensel bir sil kullanarak. Onu diyordum Arzu'yum. Yani babam bile inanılmaz zorlanmış adam. Yani işte ayağım diyor şöyle yapıyor diyor böyle yapıyor. İşte avukata vermek zorunda kaldım. Kimisi aidatını ödemiyor diyor. Bakın yani bu ufak bir site yani. Orada şey ufak derken tabii yani benim yapabileceğim bir şey değil ama bir ülkeye nazaran diyorum yani. O Evet. yüzden bu tarz düşünce kuruluşları Türkiye'de de tabii ki vardır. Toplumu belli bir şeye hazırlarlar. Evet, birkaç kişi yayına katılmak istiyor ama Evet evet alabiliriz. Bakın çok güzel. Serkan Ulubey, devletimize, devlet başkanlarımıza, Peygamber Efendimiz'e, Ulu Önder Atatürk'e saygısı söyler söylememeli, söyletmemeli. Evet yani gönderdim. kesinlikle katılıyorum. Çok Kenan önemli. Bey gönderdim. Davet katılamıyor bilgisi geldi. Siz bana gönderin, ben Katılmak sizlere. isteyen o Kenan Bey göndersin Evet, davet. Kenan Bey göndersin çünkü benimkisi şu an gitmiyor. Kenan Bey'inkini kabul edeyim. İki kişi daha yayın daveti gönderdi. Hemen bakıyorum. Arzu, Çetin Alp ve Telli, Amit Telli diye bir hesap 13.56 yayına katılmak istiyormuş ama Kenan Bey gönderirse alalım. Öteki kişileri de alabilirsiniz Kenan Bey'e gelene kadar. Belki yanlışlıkla İnteraktif olmuş o. göndermişlerdir diye düşünüyorum. Olsun yanlış da gönderdilerse arka taraftan üçlü koltuk izleriz o kadar. Sonra kapatırlar. Bakalım, bir deneyelim, davet edelim. İnteraktif. Mesela bu da bir özgürlük kavramı. Evet. Bakın şu kişiyi acaba tanıyorlar mı? Buradaki arkadaşlar şöyle göstereyim. Kimdir? Arzu Arzu Çetin Alp Çetin görüntüyü aç. Arzu'nun merhaba. Merhaba. Yanlışlıkla mı geldiniz? Hayır, izlemek için katıldım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizi takip ediyorum her yerinde. Görüntüde Görüntüde gözükmüyor Arzu'nun galiba. biraz karanlık sizin gibi, biraz daha loş bir ortamda. Ha ben de şey yok, görüntü yok. İkimiz varız Ha, sadece. Sesi geliyor ama ben Arzu görüyorum Arzu Hanım'ı. Bir Hanım'ın. sorunuz varsa alayım, yoksa Kenan Bey'i de davet gönderdi, onu Yok, ben alalım. sadece dinlemek istiyorum şu anda. Teşekkür Görüntüyü açmak ederiz. istemiyorum. Çok sağ olun. Çarpıya basıp çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu kişiyi tekrar göstereyim bakın. Şu. Evet, kimdir? Bu kişi Alexander Dugin. Bu bir kitaptan bir fotoğraf. Bakın şöyle. Evet. Inside Putin's Brain diye bir kitap. The Political Philosophy of Alexander Dugin. Yani bu kişi için Michael Millerman'ın kitabı bu. Bu kişi için Rusya'nın yönetim anlayışını belirleyen kişi olarak yani bu uluslararası ilişkiler yani bilenler bu kişiyi tanırlar. Rusya'nın arkasındaki gerçek beyin olarak adlandırırlar. Oradaki yapıyı, oradaki sosyal ve kültürel davranışları belirleyen bir kişidir. Yani hani bugün konudan yola çıkarsak İşte Tavistock nasıl kurumlara, işte ülkelere yön vermeye çalışıyorsa bu kişi de işte Rusya'da aynı şeyi hem Rus halkı için yapıyor hem de işte düşman gördüğü Rusya'nın tüm ülkelerine yapıyor. Mesela bu kişinin neden bu kişiyi gösterdim? Bu bir beyin adamı. Yani o kavramları oluşturuyor. Bu kişinin mesela
Türkiye için, Türkiye bizim en büyük düşmanımızdır diyor. Bu kişi. En büyük düşmanımızdır diyor. Evet, mesela bakın şu an hani birlikte hareket ediyor gibi olsak da çıkarlarımız gereği, uluslararası ilişkiler öyledir. Yani devletler çıkarlarına göre hareket etmek zorundadır. Beraber hareket ediyormuş gibi gözüksek de bu kitapta, yani bu kitapta da o şekilde yazıyor. Kendi kitaplarında da. Ve bakın neden bunu gösterdim? Türkiye'yi dışarıdan bizim yok etmemiz imkansızdır diyor. Bunu en iyi nasıl yapabiliriz diyor. En iyi içerideki farklılıkları kullanarak. Bu zaten genel bir şeydir. Lakin tabii bu kişi içerideki farklılıklara hakim birisi. İçerideki farklılıklarda da dini olguları kullanırız diyor. O yüzden ben daha önceki yayınlarda da hani dinimizin temellerini en azından iyi bir şekilde bilirsek, hakim olursak ve ötelemezsek eğer, yani pardon, dini bir yozlaşmışlık olarak ya da yobazlık olarak görmezsek ve bir bütün olduğumuzu anlayabilirsek, hani bu ırkçılık üzerinden mesela bu kişinin görüşü nasıl bunu yapabiliriz? Irkçılığı körükleriz diyor. Türklük, Kürtlük, bunlar üzerinden gideriz diyor. Dolayısıyla ben mesela medyada ya da işte Instagram'da neredeyse, yani bazen insanlar bu konular üzerine konuştuğunda hemen dikkat kesiliyorum. Ve bu kişinin dediği, hani az önce de konuştuk ya, Tavistock önce bu düşünce insanlarını bulur ve o kişilere destek olur. O yüzden, yani bu Rusya'nın bu düşünce insanının Türkiye için yapacağız dediği konu, bu farklılıkları körükleyin. Yani Türklükle üstlerine gidin, Kürtlükle üstlerine gidin, mezheplerle gidin, tarikatları kötüleyin, tarikatları farklı bir şekilde şey yapın. Ben şu an dikkat ediyorum, Türkiye'de hepsi uygulanıyor. Bize basit bir şekilde gelen bir durum, yani çok basit, ne olacak, bunda ne var dediğimiz durum, aslında yarın öbür gün Allah korusun biz, hani insanlar bazıları diyor ya biz niye işte İsrail'e girmiyoruz falan diye soranlar oluyor. Hı hı. Çünkü biz oraya girdiğimizde ülke başı boş kalabilir, Allah korusun. Tekrar Allah korusun dedim. Kemal Bey yayına gelmiyor mu? Davet gönderdi, kabul ediyorum ama katılamıyor, bilgisi geliyor. Tekrar davet ediyorum. Allah korusun deyince İmam Hatipli olunmuyor ya Kemal Bey. Bilmiyorum, ben mi yanlış anlayabiliyorum? Diye de yazdı az önce ama yayını alamıyorum. Ben Şerkezim yazmışım. Gönderdi, daveti kabul ediyorum ama Instagram onaylamıyor şu an. Ha, Kerem Bey Çerkezmiş. Aytuç Altındal da Çerkez'di. Evet, benim Çerkezim. Havas romanında ilham aldığım Aytuç Altındal da Çerkez'dir. Evet. Çerkezler güzel insanlardır. Evet. Şöyle bir toparlarsak sevgili Ayhan Özden. Kenan, evet. Bey gelmiyor. Şöyle bir toparlarsak, o yüzden aramızdaki bize çok basit gibi gelen işte ya bu şeyler kötüdür, bu yapılanmalar kötüdür, şu kötüdür, bu kötüdür, bize dedirten gücün ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Dönüp buna bir bakmamız gerekiyor. Ve o kötüdür, bu kötüdür demektense hiçbir yapının yekpare olmadığını anlamamız gerekiyor. Daha önce masonluk üzerinden bunu anlatmıştım. Bunu işte ülkeler üzerinden de düşünebilirsiniz. İnsanlar bazen diyor ki işte İngiltere bize karşı ya da işte Almanya bize karşı, hangi Almanya, hangi İngiltere, hangi Amerika? Yani bu yapılar tek yekpare yapılar değil. İnsanlar tabii haliyle çok bu konulara hakim olmadıkları için şey yapabiliyorlar. Yani onları tek yekpare bir yapı gibi görebiliyorlar. Geçen gün onun üzerine düşündüm. Ülkeler de insanlar gibidir. Ya da yani bütün ülkeler de insanlar gibidir. Bizim şu an bu Alexander Dugin'in, bu beyefendinin bizi, yani bunun gibi tabii her ülkede böyle adamlar var haliyle. Yani işte Türkiye'yi şey yapalım, nasıl alt ederiz, Türkiye'yi nasıl karıştırırız gibisinden bir sürü böyle düşünce insanları var. O yüzden biz hem bence tarihimizi bilelim, hem temellerimizi öğrenelim. Ama en önemlisi biz kimiz sorusunun bir cevabını verelim. Yani ülkeler dediğim gibi insanlar gibidir.
Bu şekilde bakarsak eğer konuya, ülkelerin insanlar gibi olduğu konusunda bakarsak, biz kimiz sorusunu bir yanıtlamak gerekiyor. Yani, evet. Yani biz kimiz, kimliğimiz ne? Bizim, yani benim gördüğüm, bize yapılan şey en önemli, nasıl diyeyim, üzücü durumlardan bir tanesi bizim kimliksizleştirilmemiz. Dolayısıyla ben işte bugün bazı kanallarda görüyorum, kişi Kur'an'dan bahsediyorum diye konuşuyor, herhangi bir kişi televizyon kanalında Kur'an'dan bahsediyorum diyor. Ondan sonra ben de okumalar yapıyorum az çok, yani 20 yıldır bu konular üzerine. Kur'an'dan bahsediyorum diyor Arzu Hanım. İçinde Kur'an'a dair bir şey yok. Bambaşka bir şeyden bahsediyor. Bambaşka bir şey anlatıyor. Karşıdaki kişi de onu dinliyor. Yani akıl alır gibi değil. Düşüncelerini, kendi hayata bakış açısını mı anlatıyor Kur'an'a dair? Evet, yani yorum bunu yapıyor diyelim. Onu tabii buna yorum yapıyor. İşin komik yanı da şu. Garip olan da şu. İnsanlar diyor ki yani bu tarz kişiler hani işte 1400 yıldır bu bütün İslam alimleri tarafından yanlış yorumlanmış. Şimdi bu beyefendi ya da hanımefendi diyelim, kimse çıkmış ve o doğru biliyor. Arapçaya o çok hakim. Garip bir şekilde Arapça Kur'an'ı yüzünden okuyamıyor. Ama biliyor o nasıl oluyorsa. Ondan sonra bu şekilde kendince bir tefsir yapıyor. Sonra diyor ki işte hadisler de problemli diyor. Hadi bakalım. Biz işte bu Tavistok gibi örgütler şunu yaparlar, kurumlar. Biz bu kişileri nasıl kimliksizleştirebiliriz? Bakın hadislere karşı benim hadisler konusunda ya da İslam'ı doğru anlayalım konusundaki şeyim dini bir yaklaşımdan ziyade ülke için stratejik bir yaklaşım. Çünkü bizim doğal tehditlerimizden birkaçı işte Rusya vardır, İran vardır. Bakın İran'da son yakalanan yurt dışından casusların %75'i İran ajanı çıktı. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Yani İran'da Türkiye'ye inanılmaz bir şey vardır. Eskiden beri. Böyle bir yapı da vardır. Evet, bilmiyorum. Dolayısıyla biz kim olduğumuza bir karar vermemiz gerekiyor. Ülke olarak yani. Kimiz? Biz kimiz? Tarihimiz nereden başlatıyoruz? Tarihimiz nereden başlıyor? Ben kendime o soruyu sordum. Yani benim tarihim benim doğmamla mı başlıyor? Yoksa ya baba biz kimdik babama sorarak? Ya benim dedem nereden geldi diyerek mi başlıyor? Dedem nasıl bir insandı? Emin olun ben mesela çok meraklı değildim Arzu Hanım bu durumlara. İnsan herhalde yaşlandıkça şey yapıyor, merak ediyor. Babam hep derdi oğlum işte ya sülaleni bil, işte ya baba derdim 120 tane kuzen diyorsun. Hani o böyle kuzenler toplantısı falan olur ya. Evet. Bizde yani o çok meşhurdur böyle. Ondan sonra tabii bir toprak bir araya getirir o kuzenleri, öyle bir durum vardır. Ama dikkat edin bakın çok çok güzel bir metafor aslında. Yani farklı farklı birbirini görmeyen kuzenler işte bir diyelim toprak paylaşımı olacağı için bir araya geliyorlar. İşte birbirlerini tanıyorlar falan. Ülke de bu şekilde. Ama ben belli bir yaştan sonra ya ben kimim diye düşünmeye başladım. Hani kim olduğum benim doğmamla ve sonrasında aldığım eğitimlerle, okuduğum kitaplarla, tanıştığım insanlarla mı benim kimliğim belirleniyor? Yoksa acaba dedim ki ya babam nasılmış, dedem nasılmış, dedemin dedesi nasılmış diye belli bir yaştan sonra işte anneannemler nasılmış, belli bir yaştan sonra insan sormaya başlıyor. Çok enteresan bir durum ve sordukça aynısını benim gördüğüm Türkiye'de şu an soruyor. Yani Türkiye'de de hani biz kimdik? Biz neydik? Yani bunu algılamak çok zor. Çünkü biz böyle hep bir yenik bir durumdaydık. Yani hep bir yenik, hep bir şey. Sonrasında yenik olan ne yapar? İşte daha iyi olanın daha iyi olana öykünür, özenir. İşte o da neydi? Batıydı işte. Nerede eğitim aldın? İşte İngiltere'de. Nerede? Fransa'da. Amerika'da profesör oldun. Bakın şimdi mesela bundan sonra gördüğüm o ki işte Amerika'daki, benim kardeşim işte Amerika'da bir profesör, iyi bir üniversitede. Hala daha hani çok cool gibi gözüken bir durum ama tahmin ediyorum bundan 10 sene sonra bu durum artık değişmeye, dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla biz gerçekte kim olduğumuzu hatırlarsak ve bir karar verirsek kim olduğumuza, kendi iç dünyamızda da yani. Evet. O zaman Türkiye'de büyük ihtimalle
tarihte gerçekten hani hak ettiği yeri alacaktır diye düşünüyorum. Tekrardan. Evet. Bu arada Kenan Bey... Dediğiniz kişiler kim diyor? Söylemenizi sakınca yoksa söyleyebilir misiniz? Evet, yani isim vermem çok doğru olmaz. Ama çok evet, isim var. Yani çok var. Öyle yani şey yapan, bu insanlar illa kötü niyetlidir şey demiyorum. Ama stratejik olarak düşünürlerse hadiste bize bir örnek gerekiyor Arzu Hanım. Hani ben kim olacağıma karar vermek istiyorum ya. Bana bir rol model gerekiyor. Bu kişisel gelişime de böyledir. Tony Robbins bahseder yani. Hatta işte masonlukta da vardır. Haznedarın vardır senin. O ne yaparsa işte o sana bilgi verir. O ne yaparsa ona bakarsın. Ondan sonra ben kim olmak istiyorum? Bizde şimdi hadisler olmadığı zaman biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı rol model olarak alma şansımız yok. Kur'an'da onunla alakalı bilgiler, onunla alakalı bir hissiyat var ama biz onun gerçek profilini, tam profilini hadislerden anlayabiliyoruz. Hadisler olmadığı zaman, bakın bu daha önce belki konuşulmamıştır, bu söylediğim. Bizim bir rol modelimiz ortada olmaz. Rol modelin ortada olmazsa hayata dair ne yapacağını, ne edeceğini bu kurumlar sana söyler. Ben diyorum ki bu kurumların bize söylemesindense, biz işte öyle hadisler uydurmadır falan diye cahilce konuşmaktan ziyade, ya bunlar uydurma mı diye o kişiler baksınlar. Uydurma olmadığını, ne kadar sağlam olduğunu birçoğunun, yani sahih olanların nasıl yapıldığını görsünler ve sonrasında da bir profil oluştursunlar diye kendimce böyle yaptım. Bu da iyi olabilir. Çünkü geriye kalan alacakları rol model bu kurumların bize anlattığı rol model olmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla senin düşünce yapını işte bu sefer onlar belirliyor. Görünmez çip diye kastettiğim de budur işte. Evet. Bir şey söylüyordun. Evet, şöyle olabilirdi. Yani ben yayın yaptığım için uzun yıllardır bunu düşünüyorum. Yani hadislerin uydurma diyenlerle uydurma değil diyenlerin aslında bir ortak bir platformda oturup bunun üzerine konuşabilirlerdi. Herkes kendi alanında konuşuyor ve herkes doğru söylediğini iddia ediyor ve kutuplaştırıyorlar insanları. Aslında böyle bir platformda, yani herhangi bir platform kim olursa olsun çıkıp doğru olduğunu iddia edip örneklerini ya da nasıl inandığını söyleyip ya da doğru olmadığını inanan bir örneklerini söyleyip ortak yapıldı. Bir aslında buluşulsa daha iyi olmaz mı? Bu yapıldı, daha iyi olur. Bu yani Arzu Hanım, İslam yeni bir medeniyet değil. Bu bahsettiğiniz yapıldı 1400 yılda defalarca. En son Habertürk'te de yapıldı. Bu aynen söylediğiniz şekilde. Ama bir profesör aldı, yani bir şey, bir kap şeyi koydu masanın üstüne, yani deveydi. Başka bir doçente karşı koydu. Yani bu bakın, bunlar defalarca yapıldı. Yani işte hadisler uydurma mıdır falan. Bunlar açıkçası yani cahilce, yani hadisler uydurmadır diyen kim olursa olsun ama işte uydurma dediği hani nereden bu kanıya vardı da söylüyor. Bunları bilmek isteriz. Evet yani, yani onları o kişiyle yani konuşulabilir. Ama bu açıkçası ben hani öyle gördüğüm zaman o kişinin yani okumadığına dair çok bariz bir durum olmuş oluyor. Hani ben bunu hani imani bir açıdan söylemiyorum bunu. Böyle iman ediyorum, o ayrı, ama yani bunun bir okuması vardır. Anlatabiliyor muyum? Tarihi okumak gibi bunun bir okuması vardır. Lakin bunu da bir kenara koyarsak şu soruyu sorabiliriz o kişiye. Hadisler, az önce söylediğim gibi, hadisler olmadığında bizim rol modelimiz kim? Biz rol modeli kimden alacağız? Evet. Peygamber Efendimiz diyorsak eğer aleyhisselam, hadisler olmadan bir rol model ortaya çıkmıyor. Bir kimlik, o durum ortaya çıkmıyor. Yani bizden hadisleri kaldırmak demek Arzu Hanım. Rol modeli ortadan kaldırıyorlar. Bu kurumun işi bu. O rol model ortada olmayınca, bize Kur'an yeter deyince, işte yani görüyorsunuzdur yani. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'dan okuyan en son Adnan Oktar vardı. Alıyordu, tefsir yapıyordu yani gönlüne göre.
geleceği nokta bu. Yani bu yüzlerce yıldır bu şekilde olmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani bizden bakın, bizden rol modelimizi çalarlar. Hadisler olmadığı zaman bir tasavvurda, bir tasarımda bulunmanız çok zor. Yapamazsınız. Bir yani bu sadece Kur'an, yani böyle hadisler olmadığı zaman deyince insanlar şey diyor. İnsanlar şunu diyor. Ya işte Kur'an diyor yetmiyor mu falan. Yani o kadar şey ki bu, dar bir bakış açısı ki. Hadislerle beraber dediğim gibi bir medeniyet oluşturulmuş bundan daha önce. Ve bu dünyaya örnek olmuş. Dedim ya, ülkeler de insanlar gibidir. Evet. Biz Türkiye olarak nasıl bir ülkeyiz? İşte diyelim Selçuklular nasıldı? Osmanlı nasıldı? Amerika nasıl bir ülke? İngiltere nasıl bir ülke? Bu soruları kendimize sormakta fayda var. Kenan Bey çok dertli, ne olduğunu anlamıyorum ama ne okuyacağım diyor. AG ne demek bilmiyorum. Aklımdan geri zekalı mıyız diyor. O da ne demek onu da bilmiyorum. Bilemedim ben. Kötü bir şeyler söylemeye çalışıyor herhalde. Evet. Yayına da almaya çalıştım ama alamadım. Daveti kabul ediyorum fakat yayına alamadık. Evet. Muhteşem, harika, güzel bir sohbet oldu yine. Teşekkür ederim sevgili Ayhan Özden. Kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz. Yine neden sohbetiydik ya? Çok keyifli gidiyordu. Evet. Ne diyorlar? İnsanın gönlü ve aklı ile bağlantı, uyumuyla ve seçimiyle özgürlüğü Allah kendisine bırakmış diyor. Önce Kur'an-ı Kerim'i okumalı. Sonunda çeşitli yorumlar, dostlar yorumlar yazmaya başladı. Çeşitli dini kitaplar. Evet. Yani katılmak isteyenler varsa arzu ederim. Sizin için de bir sakıncası yoksa onları da yayına alabiliriz yani, eğer şey değilse. Alalım. Eğer katılmak isteyen varsa hemen görüşlerini alabilirim. Kenan Bey'i alamıyorum şu an. Yayına katılamıyor bilgisayar. Kenan Bey istek göndersin size. Kenan Bey için istek gönderin. Olmadı diye şey yazmış. İsteği var burada, onaylıyorum, katılamadı bilgisi geliyor. Tamam, bir başka katılmak isteyen varsa şey yaparız. Yani kim olduğumuza, yani burada en önemli şey o. Biz kim olduğumuza bir karar verelim. Bir annemize, babamıza, dedemize soralım biz kimdik diye. Önerim o yani. Ve kim olmak istiyoruz? Bundan sonra kim olmak istiyoruz? Bizim ortaya koyacağımız yenilik, dünyaya anlatacağımız yeni bir şey var mı? Esas soru bu. Yani dünyaya anlatacağımız yeni bir şey var mı? Evet. Ya işte böyle. Her şey Kur'an'a göre olmalı diyor arkadaşımız TV 226. Yani evet. Mesela bu işte bu arkadaşımız Kur'an'da size eksik hiçbir şey bırakılmamıştır deniyor. Bu arkadaşlarımıza önerim yani birkaç şifre kelime söyleyeyim, onlara bakabilirler bu şey için. Ondan sonra reformist denen bir akım var. Reformistlere bakarlar, birkaç isim vereyim. Onlara baksınlar. Bu isimler neler yapmışlar? Nasıl yapmışlar? Cemalettin Afgani, Fazıl Rahman, bunlara baksınlar. Ondan sonra Şah-ı Nakşibend'e baksınlar. İmam Maturidi'ye baksınlar bu arkadaşlar. Sonrasında yaptıkları yorumlar bir şeye oturabilir, bir yere oturabilir. Ama hani bir başkasından duyduğu bir şeyi, işte her şey Kur'an'a uygun olmalıdırın arkasında tabii ki uygun olmalıdır her şey Kur'an'a. Ama onun söylediği bu cümle, bakın bu Tavistock, yani 1949'da yeni kurulmuş bir şey olsa da Arzu Hanım, bu tarz kurumlar binlerce yıldır var zaten. Tabii insanlık tarihi boyunca. Yani bu yeni, bu evet. Yeni bir şey değil yani. Evet. Bu çok eski bir durum. O yüzden bu dediğim isimlere baksınlar. Burada şey olsunlar, yani araştırsınlar. Reformist ne demek? Ondan sonra Cemalettin Afgani kimdir? Cemalettin Hurufilik. Bakın şimdi Mehmet, bugün Mehmet dizisi var yanlış hatırlamıyorsam. Orada Hurufilik'ten bahsetti. Bunlar nereden gelmişler? Öyle değil mi? Evet. Hadisleri kabul ederek Hurufilik olmuyor mesela. Ama adam tıpkı FETÖ gibi devletin başına, Fatih'in yanına sızmaya çalışıyor. Hadisleri kabul etmezsen
Adam sana dünyaları anlatır, uçuk uçuk şeyler anlatır. Sonra sen bu sırları merak ediyor musun diye sana sorar. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra da günümüzde eğitimine çağırır. Eskiden de şeyine çağırıyormuş yani. Dergahına, ondan sonra ülkeye şey yapıyor, kafa tutuyor. Maalesef. Evet. Bununla ilgili ikinci bölüm adı altına yayın yapabiliriz. Daha konuşacak çok konu var. Evet. Belki evet, de yani biz kimiz diye evet. Yani biz kimiz diye herkes biz bence bir evet bir yani yayın herkes bir sorsun. O yayında benim bu yani bu yayında böyle bir sürpriz olsun. Ondan sonra sizin de beklemediğiniz benim bu yaşlı bir mason tanıdığım oldu bu dönemlerde. Çok kıdemli bir mason olduğunu söylüyor kendisi, onun iddiası. Bakalım o da bana bir şeyler anlatıyor. Belki onun anlattıklarından da bahsederim. Nasıl görüyormuş o da dünyayı. Evet, o da ilginç olur. Tabii ismini veremem de yani enteresan bir kişilik. Evet, evet. Güzel olur. Evet, Dünya Kanunu zaten özgür irade yasası ile çalışmakta ve Kur'an buna dair seçimlerimizde sınavlardasınız der diyor. Evet, yani özgür irade konusu son dönem bilim dünyasında çok fazla konuşuluyor. Bu işte kuantum falan deniliyor ya. Açıkçası evet. Kimileri kuantumun yani özgür iradenin olmadığını kanıtladığını söylüyor. Kimileri de farklı bir görüş şey yapıyor. O yüzden biz yani temellerden şaşmayalım. Külli irade ve cüzi irade bize verilmiştir diyelim. Lakin insan yaşantısında ilerledikçe cüzi irade ya da külli iradenin tam kavramlarını oturtabilir. Bu arada Kenan Bey anladığım kadarıyla şey terbiyesiz bir yaklaşım sergiliyor kendi kafasına göre. Allah bir demiş ve gülmüş. Çok hoş değil. İnsanların inançlarıyla dalga geçmek çok hoş bir şey değil Kenan Bey. Nasip olmuş diyeyim. İyi ki yayına çıkmamışsınız. Çok hoş değil bu yaklaşımınız. Kimsenin inançlarıyla burada bir sürü kişi var. Bu şekilde yaklaşmanız çok doğru değil. İşte nasip yani. O kadar biz yayını almak istedik ama nasip olmadı. O da kendini evet evet kendini belli etmiş oldu. Allah nasip etmedi. Evet. Arzu Engiz YouTube kanalıma ekleyeceğim, videoyu kaydedeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir yerinde görüşmek üzere. Teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok keyifli oldu. Çok keyifli oldu. Teşekkürler. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Işıl ışıl güzel bir sabaha uyanalım. Hoşçakalın.